dünyayı kurtaran Türkiye selamlar olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, size bir şeyden bahsedeceğim. İnce noktalardan, çok kısa olacak, kusura bakmayın. Milliyetini, Türk milliyetçiliğini ayaklar altına alanın milliyeti yoktur. Milleti de yoktur. Bunu anladıktan sonra olaylara bir göz atalım. Tabii ki olaylar, topraklarınız satılacaktır. Satanlar belli, neden sattıkları da belli. Madenleriniz satılacaktır. Altınınız, petrolünüz, uranyumunuz, toryumunuz, borunuz hepsi satılacaktır. Satarlarsa bunların hepsini sizin onlara sormanız gerekirdi, sormadınız. Bakın niye sattığını anlatıyorum, niye satıldığını anlatıyorum. Vatanın en gelir getiren müesseseleri özelleştirilirse, topraklarına Amerikan askeri getirilirse, Amerikan askeri getirilirken bizim uçaklarımız pilotsuz, gemilerimiz kaptansız, ordumuz başsız bırakılırsa, NATO topraklarına getirilen bu kuvvetin komutanlarının bunların yerine geçirileceğini de bilmenizde yarar vardır diyorum. Allah başımıza öyle bir ilim adamı getirdi ki bunları senelerce önce söyledi. Din elden gidecek dedi ve gitti. Milletler arası ilişkilerle diyaloglara kalkıştılar. Yani İslam dinini ötekilerle bir tutmaya kalktılar. Yani din elden gitti. Papazlarla beraber iftar sofralarına oturdular, anlamamıştık. Şimdi son haftada kullanılan bu cümleyle her şeyi anlamış olduk. Öyle değil mi? Peki ne olacak? Ne olacak? Profesör Doktor Haydar Başbey başa geçtiğinde inanın o topraklar geri alınacak. O madenler bir verdilerse 2-3 verilip geri alınacak. Hiçbir yabancı şirket Türkiye'de çalışamayacak. Kendi milletimiz bunları işletecek ve Haydar Başbey'in projesinde olduğu gibi Türk milleti birkaç senede dünyanın en büyük devleti olacak. Bakın millet otomobil yapmaktan bahsediyor. Otomobilin lafı ne olur? Onu Eskişehir'de 40 günde yapmışlardı devrim marka otomobilleri. Siz ondan belki haberi olmayan gençlerimiz var. 40 günde 2 tane araba yaptılar, onlara da sabotaj yaptılar. Eğer iktidara gelirsek ben söz veriyorum o arabaları alıp Türkiye turu yapacağım. Sizleri hep aldatıyorlar. Otomobilin şunun bunun ismi geçmez. Bakın uçaklar düşüyor. Biz iktidara geldiğimizde hiçbir uçak parçalanma yani patlama haricinde düşmeyecek. Çok basit projelerimiz var. Uçaklar böyle iniyor diyecekler aşağı. İlimde evet paraşüt takacağız onları var mı diyeceğiniz? Bizim Türk milletinin projelerine kimsenin aklı ermez. İnanın daha şimdiden ekiplerimiz var. Uydular mı sizi rahatsız ediyor? 5 dakikada işi bitik olacak. Hiç tereddütünüz olmasın. Türk milleti bunları yapma gücü yeten beyinlere sahiptir. Bunu böyle bilin ve Allah'a emanet olun.